Merhabalar, bugün size farklı bir yerden seslenmek istedim. Biraz içimiz açılsın değil mi? Bir süredir böyle karanlık, kasvetli bir havadayız. Tabii altın yatırımcısını da tehdit edecek, altın yatırımcısını tedirgin edecek şeyler de yaşanıyor. Nedir? Ons'ta bir gevşeme var derken hadi başlayalım. Bugün haftayı ortaladık, artık çarşambadayız. Anlaşılan o ki bu haftada her hafta olduğu gibi ilginç gelişmelere uyanıyoruz. Dün Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı çalışmaları artık iyice ilerledi. Aralık 2020 veya Ocak 2021'de hazır olacaktan sonra hemen peşinden gelen Dünya Bankası'nın 1 milyar kişiyi aşılamak için 12 milyar dolarlık bir paketi onayladığını göstermesiyle altında düşüşleri de beraberinde getiren bu verileri görüyoruz. Şimdi altın yatırımcısı, ben de ne diyorum her seferinde, sizin yorumlarınızı okuyorum ve yorumlarınızda yazdığınızı da görüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Ben 2018 ticaret savaşları başladığından beri, 2018 Mart'tan bu yana neyi söylüyorum? Altın her şeyin en önünde giden yatırım. Siz 2 sene önce hiçbir aldığınız emtia veya hiçbir aldığınız malda altında yaptığınız karı maalesef yapamadınız. O nedenle de durum böyle olunca da altın bence vazgeçilecek ve kolay kolay da kenara atılacak bir işte değil, bir emtia da değil. Hemen rakamlarla size kanıtlamak istiyorum. 2018 Mart'ta gram altın 165 liraydı. 2019 Ocak ayında gram altın 221 liraya çıktı. Temmuz ayın 2019'da gram altın 265 liraya çıktı. Gün geldi 2020'deyiz. Gram altın 488 liralarda seyrediyor. Hatta şöyle söyleyeyim, 488-490'ları denemeye giderken aşı ve aşı ile ilgili gelen nedenlerden dolayı ufak bir oynama oldu değil mi? O zaman şöyle genelleyeyim hemen. Siz haftanın belli günlerinde 1888'lere kadar gerilemiş ama sonrasında ilginçtir ki 1930'lara bir anda fırlayan grama ons altın görmeye alışacaksınız. Şöyle söyleyeyim, bu emtiaların bir direnç bir de destek noktaları vardır değil mi? Önemli olan aşağıda bir önceki düşmede, bakın iki haftada bir altında biz bu döngüyü görüyoruz. Bu gerçek mi değil mi, buna yatırımcı olarak siz karar vereceksiniz ama şu kadarını söyleyeyim. Ne oluyor? Bir öncekinde ki alttaki destek noktası 1840 dolardı. Bu haftaki destek noktası 1860 dolar. Yani 1860 doların altına inmediği sürece siz oradan bir çöküş beklemeyeceksiniz. Ha, aynı şekilde şöyle söyleyeyim, 100-150 bantlık bir alanda ons altının şu anda hareket etmesini bekliyoruz. Çünkü çok fazla aslında neden var? Seçimler var, işte aşı var, insanların güvenli yatırımlara yönelmesi var. Var da var. O nedenle siz bir altın yatırımcısıysanız uzun vadede veya orta vadede altının gramının bir günde 8 lira düştüğüne de tahammül etmek zorundasınız. 15 lira düştüğüne de. O yüzden ben artık şuna karar verdim ki benim videolarımın altında ablacım ne oldu, ablacım ne oldu diye günlük, bir günlük, iki günlük sapmalardan dolayı, ki sapmalar da değil bunlar. Bunlar sonuçta bir emtiyadan, bir piyasadan, bir ekonomiden bahsediyoruz. Böyle sapmalar olan arkadaşlar lütfen hiç bu yorumları beklemesinler bile. Hemen beni takipten çıksınlar. Çünkü gerçekten biz bize yeteriz diyorum. Artık gerçekten bu tarz yorumlarla, gerçekten bu videolardan faydalanmak isteyen arkadaşlara veya faydalanmak isteyen küçük yatırımcılara köstek oluyorsunuz. Bu birincisi. İkincisi, şimdi 22 Ekim'deki Merkez Bankası toplantısından bir faiz artışının geleceğine ben kesin gözüyle bakıyorum. Bakıyorum da ne oluyor? Ne olacak? Şöyle söyleyeyim. Yeni piyasaya girmek isteyen bir altın yatırımcısı bence bu düşük onsu fırsata çevirebilir. Oradaki dolardaki düşüşle beraber siz ciddi anlamda iyi bir altın fırsatı yakalayabilirsiniz. Bakın dikkatli dinleyin. 1800'lü dolarlarda olan ons 22 Ekim'e kadar böyle devam ederse, ki yeni yatırımcılar için bu inanılmaz bir fırsattır. Merkez Bankası'ndan gelecek doları düşürecek bir adımda size işte piyasa o güzel fırsatı sunuyor. Ne demek istiyorum? Bunların hepsi geçici ama piyasa size fırsat sunduğunda da faydalanmak zorundasınız. Yani ons eğer ki 1800'lü dolarlarda seyredecekse, 1880 alttaki destek noktasının 1860 olduğunu söyleyeyim. 1860'dan sonra düşüşler başlar. 1880'li seviyelerde bir ons,
Eğer dolarda da Merkez Bankası'ndan iyi bir artışla 7.70'lere, 7.60'lara düşebilecek bir kurla siz aslında işte altın için o aradığınız fırsat geliyor demektir. Gram altında 467'li seviyeleri gördüğünüzde ben alım için iyi seviyeler olduğunu düşünüyorum. Orada uzun süre kalacak mı? Hayır. Hemen kendini yukarı atmak isteyecektir. Bu nedenle de dikkatli ve süratli olmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi bir kere daha altını çiziyorum. Bir günlük, iki günlük oynamalarda, iki haftalık düşüşlerde ki bakın iki hafta önce de biz bunu yaşadık. 1880'e gitti sonra 1930'a kendini attı. 1880-1930 arasındaki bantta ve sonrasında 2100 dolar arasındaki bantta gidip gelecek bir altına alışmanız gerekiyor. Aynı şekilde bakın ben size tarihlerle yayının başında söyledim. 2018 Mart'tan başladı. Arttı, artıyor. 2019 Ocak, 2019 Temmuz, 2019 Ağustos bunların hepsinde arttı. Bana bir tane yatırımınızı gösterin ki 2 sene orada duracaksınız ve size mutlaka kar elde edecek. Böyle bir yatırım olmadığı için de altından eğer ki kısa vadeli bir çözüm, kısa vadeli bir gelir artışı bekliyorsanız zaten siz hayal aleminde yaşıyorsunuz demek. Altın uzun vadeli, altın uzun vadede kendini belli bir yerlere atmak isteyen yatırımcının emtiyası. Gümüş de aynı şekilde. Siz borsada bir günde kar etmek istiyorsanız kumar oynuyorsunuz. Altında iki haftada kar etmek istiyorsanız kumar oynuyorsunuz. Ama altında bir sene, iki sene kalmayı garantiliyorsanız kesinlikle kar edeceksiniz. Borsada bu oran 5 sene, 5 sene kalmanız gerekiyor. Bakın arada 3 senelik bir fırsat maliyetini kaçıracaksınız. O nedenle bazı şeylerde kararlar sizin olmakla beraber ben olsam dikkat edin derim. Böyle bitirelim. Dediğim gibi bugün aşı, bu hafta aşıyla ilgili, yatırımlarla ilgili, Dünya Bankası'nın 12 milyar dolarlık gelen o 1 milyar kişiyi ben aşı yaptırmak, tedavileri satın almak için size böyle bir fırsat sunuyorum paketinin de etkisi, teşvik paketinin muammada kalması, piyasaların artık Trump da seçilse, Biden da seçilse artık resmen bir teşvik paketinin geleceğini fiyatlamış olmalarıyla beraber seçime kadar altında bir yatay seyir olabilir ama seçim 3 Kasım'da arkadaşlar. 3 Kasım'dan 29-30 Aralık'a kadar, hadi 31 Aralık'ta da yarım gün olduğu için orada işlemler pek bir şey yaptırtmazlar size. O yüzden söylüyorum. Çok önemli. Arada inanılmaz duraklar, inanılmaz dirençler var. Altında 2 haftalık bir döngü size yaratıyorlar. Altının onsunu bir düşürüyorlar, bir işte silkeliyorlar. Panik olanlar satsın diye uğraşıyorlar ama bir öncekinde direnç noktası 1840'tı. Yani en dip seviye 1840'tan sekmesi bekleniyordu. Bu seferki döngüde 1860'tan sekmesi bekleniyor. Bir sonrakinde 1880. Bu arada dalga boyları da artıyor. Yani aşağıdan aldığı sıçramayla yukarıya da çıkıyor. O nedenle ben diyorum ki siz altını yabana atmayın. Panik olmayın. Sakin olun lütfen diyorum. Ve böyle kapatayım. Yarın yeni bir yayında görüşmek üzere.